4 adımda zamanı etkili kullanmak. Yazarlar Doçen Doktor İbrahim Tanrıkulu, Uzman Psikolojik Danışman Ahmet Alpaslan, Seslendiren Hanifi Çatal. Ön söz. Farkında olanlar için zaman paha biçilmez bir değer. Tüm insanlara eşit olarak dağıtılan zaman devredemediğimiz, biriktiremediğimiz, durdurup ileri ya da geri alamadığımız bir süreçtir esasında zaman biz insan oğlunun hayatını anlamlaştırmak, olayları oluş sırasına göre ayarlamak, bir o kadar da yaşamımızı kolaylaştırmak adına oluşturduğumuz bir kavramdır. Türk Dil Kurumuna göre zaman bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre vakit. Zaman felsefi açıdan büyük önem taşıdığı gibi matematiğin ve fiziğin de inceleme alanına girmiştir. Bazı eski Yunan filozofları gök cisimlerinin hareketiyle tanımlamaya çalışmış. Platon zamanın ruhun yaratılışından önce yaratıldığını, Aristoteles hareketin ölçüsü olduğunu kabul etmiştir. Soruna eğilen filozofların genel olarak iki konuya ağırlık verdiği söylenebilir zaman ve fiziksel dünya arasındaki ilişki, diğeri ise zaman ile bilinç arasındaki ilişkidir. Çağdaş düşünür Alfred Nöter Whitehead zamanı bir akış olarak yorumlamış ve bunu önemli bir metafizik olgu olarak görmüştür. Bu akışın ancak ustal olmayan bir sezgiyle kavranabileceği konusunda ona katılan Bergson ise daha da ileri giderek bilimsel bir zaman kavramının gerçekliğinin yanlış yorumlamasına neden olacağını ileri sürmüştür. Isaac Newton ise zamanı ileriye doğru düzenli biçimde akan şey olarak tanımlamış olsa da şeyin ne olduğunu tanımlamak gerçekten de çok zordur. Naci Fazıl Kısakürek ise nadir zaman nedir? Bir su mudur, bir kuş mu? Nadir zaman nedir? iniş mi, yokuş mu? şiiriyle cevap aramaya çalışmıştır. Başarılı insanlarla başarısız insanları kullanış biçimlerine bağlı olarak ayıran zamandır. İnsanların zaman konusunda farkındalığı arttıkça zaman ve para ilişkilendirmeye çalışılmıştır. Vakit nakitir denmiştir. Oysaki para kaybedilip zaman kazanılabiliyor. Ama zamanı biriktirme ya da satın alma şansımız yok. Bir Çin atasözünün dediği gibi, 1 santimetre altın ile 1 santimetre zaman satın alamasın. Elektriğin bulunması, teknoloji gelişmelerin hızlanmasıyla insanların çalışma saatleri değişti. Buna bağlı olarak nüfus yoğunlukları büyük şehirlere kaydı. Gündüz çalışan insanlar fabrikalarda gece vardiyalarına kalınca yaşam biçimlerinde değişikliklere uğradı. Tarım ve sanayide makinelerin öneminin artmasıyla insana olan ihtiyaç azalırken insanların iş ve gelecek kaygıları her geçen gün artmaktadır bugünkü meslekler hızla değişime uğrayarak bazıları da kaybolmaya başladı gelecekteki mesleklerde değişim teknolojik imkanlarla daha da hızlanacaktır günümüz insanının zamanı verimli kullanma konusundaki sıkıntıları daha da arttı teknolojik imkanları daha çok amaçlarının dışında kullanan bu kişiler sosyal medyada geçen süreler uzun süren televizyondaki dizi ve programlar kontrolsüz internet kullanımı nedeniyle zaman hırsızlarıyla mücadele etmek zorunda kaldılar. Bu teknolojik imkanlar her ne kadar iletişimi ve bilgi akışını hızlandırsa da amacının dışına çıktığı için insana bumerang etkisi yaptı. Bu da kişilerin başarılarının önündeki engeller haline gelmiş oldu. Etrafımızda sıkça duyduğumuz zaman yetmiyor, zamanım yok ki Keşke zamanı durdurabilseydim cümleleri zamanı etkili kullanmamanın bire sonucudur. Oysaki tüm insanların hesabına her gün 86.400 saniye yatıyor. Peki bizler bu süreyi anlamlı ve kıymetli kılacak neler yapıyoruz? Bir insanın yaşam kalitesini sorgularken neler yaptığına ve zamanını nelere harcadığına baktığımızda büyük oranda onun yaşam kalitesi ortaya çıkmış olacak. Bu anlamda zaman sıkıntısı yaşayanlar, üretmek, başarılı olmak ve kendini geliştirmek isteyenlerin haftanın bir gününü yarım saatlik periyotlara ayırarak not alıp değerlendirdiği zaman zamanla ilgili sorunlarına cevap bulabilirler. Yaşamı anlamlı kılan kişinin hayat amacı doğrultusunda kendisine verilen zamanı etkili kullanması sonucundaki ortaya koyduğu eserleri, icatları, yetiştirdiği insanlar ya da toplumsal faydalardır. Çünkü insanlar davranışları ve yaptıklarıyla yaşar. Zamanın etkili kullanımı ilk olarak zamanın öneminin anlamasıyla olur. Zira balıklar içinde yüzdüğü suyun farkında olmazlar. İnsanlar da zamanın kıymetini anlamada zorlanabilir. Hadiste belirtildiği gibi insan iki şeyin kıymetini bilmez. Sağlık ve boş zaman. Zaman esasında yaşamakta olan bir olgudur. Bizler zamanın değiştiğini, gece ve gündüzün sürekli yenilenmesi, mevsimlerin geçişi, sıcaklığın farklılıkları, güneş ve ay'daki değişimler ve vücudumuzdaki değişikliklerden anlayabiliyoruz. Günümüz iş hayatında çok sık kullanılan zamanı yönetmek deyiminin kullanım açısından yanlış olduğunu düşünüyoruz. İşin aslı kendimizi zamana göre yönetiyoruz. Çünkü akreple yelkovanı hareketi bireyin denetimi dışındadır. Bunlar durmaksızın hareket eder. Kişi ne yaparsa yapsın, zaman önceden kararlaştırılmış bir hızla akıp gider. Esasında sorun zamanı yönetmek değil, bireyin kendisini zaman içinde yönetebilmesidir. Buradaki amaç doğru işleri kısa zamanda gerçekleştirebilmektir. Bizler sadece bize verilen süre içinde onu doğru kullanmayı yaşayarak öğrenen canlılarız durdurulması mümkün olmayan, geri döndürülmeyen, ileri alınmayan soyut bir kavrama ne kadar müdahale edebiliriz? Onun için bizler sadece yaşadığımız ana hükmedebiliriz. Geçmişten ders çıkarıp geleceğe planlama yapabiliriz. En büyük yanılgımız ise ne kadar zamana sahip olduğumuzu bilemediğimizden dolayı gençlik yıllarında bu kaynağın önemine varamamış olmamızdır. Bunun için zaman kıymetini bilenler için paha biçilmez olurken kıymetini idrak edemeyenler için de bir o kadar ucuz bir kaynaktır. Nasıl ki bir kuyumcunun elindeki altın ne kadar kıymetliyse, değerini bilmeyenler için ise internette saatlerce sörf yapmak, kumandayla zappingle uğraşmak, kahvede okey taşlarını saatlerce dizmekten tutun da amaçsızca dolaşmaya kadar sürebilir sonuç olarak zaman olmasaydı değişim gelişim ve anın kıymeti bilinmezdi zamanı nasıl kullanacağımız bize bırakılmıştır yıllar geçse de insanın zamanı algılayış ve kullanış biçimi değişmektedir bu yüzden bize sunulan sınırlı zamanla verimli işler yapabilmek elimizdedir genelde birçoğumuza zaman yetmiyor fakat mağarada yaşayan insan için de zaman yetmiyordu tarlanın bakımı kışa hazırlık Hayvanların bakımı, avlanma derken günümüz insanı bu kadar teknolojik imkanlara rağmen zamanı verimli kullanamıyor. Ne zaman ki zamanı etkili kullanıp hayat amaçlarımızla örtüştüğümüzde zamanımız kıymetlenmiş ve değerlenmiş olacak. Aksi takdirde zamanı hayat amaçlarımız dışında harcadığımız zaman zamanı öldürürüz derken esasında zaman bizleri harcamaya başlıyor ve bizler zaman karşısında ölüyoruz. Zamanı etkili kullanmak isteyenler, belirlenen hedefleri, önem ve öncelikleri iyi bir planlamayla zaman tuzaklarından uzak durup harekete geçtiğinde zamanın gücünü kullanmaya başlayacaklar. Aksi takdirde zamanın kıymetini bilmeyenler yolun sonuna geldiğinde ise keşkelerle ve pişmanlıklarla yakınıp duracaklar. Birinci adım Zaman algısı Zaman göreceli bir kavramdır. Bu algımızın değişmesinde bilgi birikimlerimiz, çevresel şartlar, yaşantılar, stres faktörleri etkili olmaktadır. Günümüz insanı bu kadar teknolojik imkanlara rağmen zaman konusunda ciddi sorunlarla baş etmek zorundadır. Oysaki yerleşik hayata geçen atalarımızın işçi çocuklarına oranla çalışma saatlerimiz yarı yarıya azaldığı ve hafta tatillerimiz de artmış durumda. Belki de kullandığımız zamanın süresini bilmediğimizden cömertçe harcamaya devam ediyoruz. Oysaki arabamızın yakıtına göre yol mesafemizi yani varacağımız hedefi ayarlayabiliyoruz. Atalarımızın zamanıyla bizim sahip olduğumuz zaman arasında ne değişti? Esasında değişen sahip olduğumuz kaynaklar ve kullanış biçimlerimiz. Zaman konusunda sıkıntı yaşayanlara ilave bir saat versek acaba sonuç değişecek mi? kişilerin bakış açısı ve zamanı kullanış biçimleri değişmediği sürece sonuç büyük oranda tabii ki değişmeyecektir. Çünkü herkes içinde bulunduğu ana, uyarıcılara ve yaşantılara bağlı olarak zamanın geçişini farklı algılar. Bunun en güzel örnekleri yeni insanlarla tanıştığımızda, yeni mekanlara girdiğimizde, farklı işlerle uğraştığımızda hissettiğimiz zamanla sürekli aynı işlerle meşgul olduğumuz zaman arasındaki farktır. Belli bir zaman aralıklarında yaşananların bizlerde farklı algılara neden olmasının nedenini Wörden'in ikinci deneyi açıklıyor. Ama deneylerinde gönüllüler iki gruba ayrıldı. Bir grup 9 dakika boyunca Ama filmini izlerken diğer grup 9 dakika boyunca bekleme odasında bekledi. İki gruba yönetilen zamanın geçişine dair sorulara beklendiği gibi Amagerdin izleyen grup zamanın çok çabuk geçtiğini söylerken bekleme odasındaki grup ise beklendiği gibi zamanın yavaş geçtiğini söyledi. İki gruba yönetilen şu soruya iki grubun verdiği cevaplar ise kafaları karıştırdı. Her iki gruba aradan ne kadar zaman geçtiğini sorulduğunda ise Amagerdin grubu bekleme odasındaki gruptan %10 daha uzun bir süre geçtiğini belirtti. Bekleme odasındaki kişiler için fazla uyarıcı olmaması dolayısıyla zaman onlar için yavaş geçiyordu. Fakat geçen süreye baktıklarında olay ya da eylem gerçekleşmediği yani yaşanmadığı için daha hızlı geçmiş algılandı. Ama gerdinde zamanın hızlı akmasının nedeni grup tamamen olay zincirinin içine yoğunlaşmıştı. Fakat geriye baktıklarında ne kadar çok şey hatırladıklarını düşündüklerinden dolayı zamanın akışını değerlendirdikleri uzun bir zaman geçişi olarak algılandı. İşte Wurd'un ikinci deneyi hayat neden biz yaşadıkça hızlanır sorularının cevaplarını bulma anlamında bize ışık tutuyor. Hayatın akışı içerisinde bazen öyle anlar yaşarız ki örneğin paniklediğimiz zaman algımız yavaşlamaya başlar. Asansörde kalan biri için bir saat ona belki de bir gün gibi gelebilir. Saatlerce sürdüğünü zannettiğimiz rüyalarımız aslında birkaç dakika ya da birkaç saniye sürmektedir. İzafiyet teorisi 20. yüzyılın en büyük fizikçisi olan Albert Einstein'a aittir. Görelli kuramı olarak da isimlendirilen teoriye göre uzay ve zaman bir algıdır, mutlak zaman yoktur. Uzay ve zamanı algılamamız bulunduğumuz yere ve hareketlerimize bağlıdır. Bir cismin hızına ve konumuna, yani çekim merkezine olan uzaklığına göre zaman hızlı veya yavaş geçecektir. Cisim hızlandıkça o cismin üzerinde zaman yavaşlar. Yani hız arttıkça zaman kısalır, sıkışır. Daha yavaş ilerleyerek sanki durma noktasına yaklaşır. Zamanı algı olduğu gerçeği günümüzde artık kanıtlanmıştır ve bu gerçek yüzyıllar önce Kur'an'da haber verilmiştir. Sizi çağıracağı gün ona övgüyle icabet edecek ve dünyada pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. İsra Suresi 52. Ayet Zaman Çeşitleri Zaman çeşitleri üzerinde duracak olursak, objektif, sübjektif, biyolojik ve yönetsel zamandır. Objektif zaman Ölçülebilen, gözlenebilen, objektifli gösteren zaman türüdür. Kolunuzdaki ya da duvardaki saattir. Gerçek zaman, ayın, güneşin ve gece gündüzün değişmelerine bağlı olarak hava değişimleriyle birlikte insandaki fiziksel değişikliklerin görülmesi ve hissedilmesiyle ilişkilendirilir. Psikolojik zaman Subjektif yani öznel zaman kişilerin hissettiği zamandır. Saatin neyi gösterdiğine bakılmaksızın bir olayda geçen süre kişiye göre değişebilmektedir. Bu yüzden subjektif zamanın anlaşılması oldukça güçtür. Hissedilen, algılanan zaman olarak da tanımlanabilir. Bir kişi bir insanı ya da olayın gerçekleşmesini beklerken bu zaman yavaş geçebilir. Sevdiği insanlarla geçireceği zamanlarsa tam tersi hızla akıp giderken kişi farkında olmayabilir. Bazen keşke hemen bitse de kurtulsak dediğiniz olaylar anlar var. Kimi zaman da hiç bitmesin ne kadar çabuk geçtiği ve bitti dediğimiz olaylar bunun en güzel örneğidir. Sıkıldığınızda özellikle bir şeyi sabırsızca beklediğiniz zamanlarda zaman daha yavaş geçecektir. Biyolojik zaman bedenimizin algıladığı verdiği tepkilerdir. Ayıların kış uykusuna yatması Kuşların göçü, her gün aynı saatlerde acıkmamız, uykumuzun gelmesi bunun en güzel örnekleridir. Bu durum bazı canlılarda içgüdüseldir. Bizlerin biyolojik zamanda alışkanlıklarımızın büyük rolleri var. Biyolojik saatimizi yaşadığımız coğrafya, alışkanlıklarımız ve iklim çevre şartlarıyla stres faktörleri etkilemektedir. Biyolojik saat alışkanlıklara göre kurulur. Çoğu zaman uyanmak için kurduğumuz saatin alarmı çalmadan bilinçaltımızın etkisiyle uyanırız. Biyolojik saat bize kalkma ve uyanma zamanının geldiğini bedensel tepkilerle gösterir. Bizler uyku saatimizi ve uyanma saatlerimizi değiştirsek de biyolojik saatimiz kendini bu duruma göre ayarlar. Örneğin gece vardiyasında çalışan biri geçmişteki biyolojik saatini buna göre ayarlamak zorundadır. Bu anlamda genetik dokumuz önem kazanıyor. Genetik kodlarımız yaklaşık 3 kuşak ötesine kadar uzanabilmektedir. Biyolojik saatteki amaç fizyolojimiz aracılığıyla çevreden gelen tehlikelerden korunmak ve vücudun uyumunu sağlamaktır. Yönetsel zaman. Yönetsel zaman birden çok insanı bir araya getirebilecek nitelikleri bir amaç doğrultusunda bu amacı gerçekleştirmek için yerine getirilmesini planlamak, örgütlemek, yürütmek Koordinasyonu sağlamak, denetim ve yönetici eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için yürütülen faaliyetlerin toplamı olarak görülebilir. Zaman bizim kontrolümüzün dışında gerçekleşmektedir. Bu yüzden zamanı yönetmek kelimesiyle kastedilen şey 24 saat içinde daha fazla iş ve etkinlik yapabilmektir. Bunun için bir eylemin gerçekleşmesi zaman ve emeğe bağlıdır. McKenzie'ye göre zaman yönetimi kavramı yanlış bir kavramdır. Çünkü zaman yönetilemez. En azından diğer kaynaklar gibi değildir. Ancak zaman yönetimi literatürde yerleşmiş bir kavramdır. Zaman yönetimi soyut bir kavram olan zaman konusundan çok zaman ile neyi başarabileceğimiz konusuyla ilgilidir. Zaman yönetimi esasında verimsizliğe neden olan zaman tuzaklarına karşı önlem almak, belirlenen hedeflere ulaşmak planlanan çalışmaları bir sistem dahilinde gerçekleştirmek için kullanılır. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için önümüze bir takım engeller çıkabilmektedir. Örneğin, okunması gereken kitaplar, e-mailler, çalıştığımız kurumdaki sorunlar, kurumdaki insanların yeteliliklerin olmayışı ya da sorumluluk almak istememeleri, dağınık ofis düzeni, Davetsiz misafirler, uzun süren telefon görüşmeleri, sosyal medyada harcadığımız zamanlar ve daha niceleri. Zaman yönetimiyle vurgu yapılmak istenen şey kişinin kendini yönetebilme becerisi yani iş disiplin kazanmasıdır. Her insan bir romandır. Biraz kahramandır. Gün gelir, an gelir ki en çok harcadığı şey hayalleri değil zamanıdır. Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre ortalama 70 yıl yaşayan bir insanın zamanı nasıl geçiyor? 23 yılını uykuda 19 yılını çalışma yaşamında, 9 yılını eğlencede, 6 yılını besleme ile, 6 yılını ulaşım ile, 4 yılını hastalıklara uğraşarak, 2 yılını tuvalette, 1 yılını ibadet ile geçirmekteymiş. Beynimiz anı gösterirken beyin de genelde geçmişe gider. Tanıdığınız bazı kişiler yıllar geçse de o bıraktığınız insan bıraktığınız yerde bıraktığınız kişidir eski anılardan eski alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmediklerini göreceksiniz aklınıza kimler geldi vaktin hakkını idrak eden kimse hayatın anlamını da idrak etmiştir çünkü vakit hayat demektir bu kişiler sanki geçmişte bir yerlerde anılarda takılıp kalmış gibidirler. Bazı insanlar da anı yaşar, şimdiye odaklanır. Bu insanlar için ne geçmişin ne de geleceğin planlamanın çok önemli bir değeri yoktur. Şu anda algıladıkları, duyularının onlara aktardıkları her şey onlar için geçerli zaman dilimidir. Sürekli geleceğe odaklanan kişiler ise şimdiyi kolayca harcayabilir. Bu durum gelecek adına şimdi ve buradayı kaçırmak olarak görülmektedir. Gelecek odaklı yaşamayı tercih eden bazı insanlar hedefleri ve hayalleri için zorluklara, sıkıntılara gelecek adına katlanabilir. Gelecek odaklı yaşamanın bedeli olarak yaşamından geçen fırsatları göremeyebilirken insan ilişkilerinde arkadaşını, dostlarını, akrabalarını, bazen de ailesini hatta sağlığını bile ihmal edebilir. Bazı insanlar da ne geçmiş ne gelecek ne de şu anla ilgilenir. Bunlar için zannedersiniz ki zaman sınırsız. Bu gruptaki insanlar zamanı cömertçe harcamaktan çekinmezler. Zannedersiniz ki dünya umurlarında değildir. Zaman algısı ve önemi insanlarda farklı algılanır. Fakat asıl önemli olan şey geçmişten gerekli dersleri çıkardıktan sonra mevcut şartlarımız içerisinde anı değerlendirmek ve geleceğe yatırım yapmaktır geleceğin nasıl olacağını merak edenler ise şu an neler yaptıklarına dikkat etmeleri yeterlidir zaman hırsızları zaman kılıç gibidir sen onu kesmezsen o seni keser hayat bir yolculuktur bu yolculukta insan oğluna verilen en güzel hediyelerden bir tanesi de zamandır. Bunun kullanımı da bizlere bırakılmıştır. Bu değerli hediyenin kullanımını engelleyecek zaman hırsızlarına karşı tedbir alınmazsa zamanın verimi ve etkinliği ortadan kalkacaktır. Kişinin sosyal ilişkilerinden tutun da aile düzeni, iş yaşantısı ciddi anlamda zarar görebilir. Kişilerin yaşam kalitesini sürdürebilmeleri adına zaman hırsızlarına karşı tedbir alınması için Öncelikli olarak bireyin bunları tamamlaması gerekir. Zaman hırsızları kişinin kontrolündedir. Kontrolünüzün dışında gerçekleşen olaylarsa hastalıklar, trafik kazaları, ölümler, doğa olayları, arabanın arıza yapması gibi daha birçok olayı sayabilirsiniz. Kişi zaman hırsızlarına karşı farkındalığını artırıp bunlarla başa çıkma noktasında eyleme geçtiğinde zamanını daha verimli kullanarak başarı ve mutluluğu yakalama yolunda en önemli adımları atmış olacak. Hayatta başarılı ve başarısız bütün insanların haftada sadece 168 saati var. Bu farkı belirleyen temel unsur zamanın verimli kullanımıdır. Çünkü zaman sınırlı iken ihtiyaç ve beklentiler sınırsızdır. Bunun için sonraya erteleme ya da satın alma şansımız olmadığı gibi bu kaynağın ihtiyaç ve beklentilere göre idareli kullanılması gerekmektedir. Zamanı etkili kullandığınızda zaman ve iş baskısından en az düzeyde etkileneceksiniz. İş, sosyal ve özel hayatınıza daha fazla zaman ayırma şansınız olacaktır. Allah zaman nimetini tüm insanlara eşit olarak dağıtmıştır. Zengin olmanız ya da farklı coğrafyada yaşamanız sonucu değiştirmeyecektir. Günün sonunda herkesin hesabına 86.400 saniye yatar. Önemli olan mevcut şartlar içerisinde size sunulan imkanlar dahilinde elinizden geleninin en iyisini yapabilmektir. Zamanın değerini anlamak adına Bir yılın değerini yanlış tercih yapan bir öğrenci ya da askerlik yapan bilir. Bir ayın değerini doğumuna bir ay kalan anne çok iyi bilir. Bir haftanın değerini dergi çıkaran editör çok iyi bilir. Bir dakikanın değerini uçağı ya da otobüsü kaçıran bilir. Bir saniyenin değerini kazadan kıl payı kurtulanlar bilir. Bir salisenin değerini yarışı vücut farkıyla kaybedenler bilir. Önemli gördüğümüz zaman hırsızları Mükemmeliyetçilik Öz disiplin eksikliği Plansızlık, önem ve önceliklerin belirtilmemesi, erteleme davranışı, uzun ve verimsiz toplantılar, kararsızlık, dağınık masa düzeni, uzun süren televizyon programı ve dizileri, amaçsız ve kontrolsüz internet ve sosyal medya kullanımı, uzun süren telefon görüşmeleri, beklenmeyen misafirler, planlanmamış ve ani ziyaretler, Hedeflerin belirsizliği, hayır diyememek. Öz disiplin eksikliği Kişinin hedeflerine ulaşma noktasında alışkanlıklarını kontrol altında tutması yani iradesini sergileme olarak tanımlayabiliriz. Örnek bir hikayeyle devam edelim. Kaplumbağa ve tavşanın yarışında tavşan kendine aşırı güvenir. Tavşanın hızlı olmasından dolayı kaplumbağa geride kalır. Farkın açılmasını verdiği rahabet ve tavşanın özgüveni nedeniyle tavşan bir ağaç altında uykuya çekilir. Ardından uyku bastırır ve uykuya dalar. Bu arada kaplumbağa yavaş da olsa sonuca odaklanıp çalışma disiplininden vazgeçmez ve bitiş çizgisini tavşandan önce geçer. Stanford Üniversitesi'nin 1960 ve 1970 yılları arasında yaptığı bu deney ilk olarak psikolog Walter Mischel liderliğinde yapılmıştır. Daha sonra başka bilim insanları tarafından da çeşitli versiyonları tekrar edilmiştir. Araştırmacı, çocuğu içinde sadece bir masa bir sandalye olan odaya götürür ve masanın üzerine bir de yumuşak şeker yani marshmallow bırakır. Çocuğa birkaç dakikalığına odadan ayrılacağını, bu süre içerisinde eğer isterse şekeri yiyebileceğini, ancak şekeri yemeyip kendisinin geri gelmesini beklerse bir şeker daha kazanabileceğini bildirir. Çocuğun şekerle imtihanı başlar. Bu basit deneyin son derece çarpıcı sonuçları olmuştur. Çocukla ilgili uzun vadeli güvenilir tahminler yapılabilmesine olanak verdiği görülmüştür. Stanford Marshmallow deneyine katılan çocukların yaşamları takip edilip başka araştırmalarla desteklendiğinde görülmüştür ki çocuklar çağında yapılan öz denetim deneyinden elde edilen bulgular sayesinde bu çocukların gelecekteki finansal, fiziksel ve sağlık durumu, madde bağımlılığına buluşma riski, suç işleme potansiyeliyle ilgili isabetli tahminler yapmak mümkün kılınmıştır. Şeker yeme konusunda uzun süre bekleyen çocuklar Anne ve babaları tarafından yapılan değerlendirmeden akademik başarı, sosyal yeterlilik, dinsel yeterlilik, özenli olma, dikkatli olma bakımından daha yüksek puanlar aldılar. Kolej sınavlarında daha yüksek başarı gösterdiler. Yetişkin olduklarında reddedilme hassasiyetleri daha düşük bireyler oldu. Ayrıca 30 yıl sonra aşırı kilolu olma ihtimalleri de çok daha düşük oldu. Sonuç: araştırma öz denetimin kişinin yaşamında ve başarısında önemli rol aldığıdır. Öz denetim yeterliliğinin duygusal zeka ile de yakından ilişkilendirebileceğimiz noktaları mevcuttur. Bu orijinal çalışma çocukların zevki erteleme yani bekleyebilme yeterliliğine sahip olmalarını sağlayan birkaç önemli unsurun keşfedilmesini de sağlamıştır. Zevki erteleyen çocukların ödüle odaklanmaları, başka bir oyuncak ya da düşünceyle meşgul oldukları gözlemlenmiştir. Neşeli düşüncelerin stresli ve üzüntü verici olan düşüncelere göre zevki erteleme yetenliğine önemli katkı sağlandığı anlaşılmıştır. Ödül hakkında düşünmek zevki erteleme yetenliğini önemli ölçüde azaltmıştır. Araştırmacılar bu bulgulara dayanarak öz denetimin gerekli olduğu durumlarda insanın iki farklı sistem etkisi altında kaldığını söylüyor. Sıcak sistem Buna dürtüsel veya duygusal sistem adı da verilir. Sıcak sistem aktive olduğunda kişi ödüle odaklanır. Örneğin şekerin tadını hayal eder. Bu tür davranışlar öz denetimi zayıflar. Soğuk sistem Buna rasyonel veya nötr duygusal sistem adı da verilir. Soğuk sistem aktive olduğunda kişi ödülü düşünmez, başka konulara odaklanır. Bu strateji sayesinde öz denetim sağlanır. Zevki erteleme yeterliliği artar öz denetimin gerekli olduğu durumlarda duygusal ve dürtüsel davranışlarımız için soğuk sistemi kullanabiliriz. Sürekli ödüle odaklanmaktan kaçınarak sürecin eğlenceli hale gelmesini sağlayabiliriz. Olumsuz düşünce öğrentilerine meyletimizi fark eder yetmez mümkün olduğunca hızlı bir şekilde zihinsel çıkış noktasını bulmamız önemlidir. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri de dikkatinizi, odağınızı dağıtmanızı sağlayacak alakasız konulara, olumlu deneyimlere odaklanmak olabilir. Kitap okumak, bir arkadaşla sohbet etmek, gözlem yapmak ya da farklı bir konu veya benzerleri. İstenildiği takdirde küçük yaşlardan itibaren öz denetim yeterlilik seviyesi geliştirilebilir. Bu sayede kişiler dış etkenlerin üzerindeki negatif etkilerini azaltabilir kişisel ve ruhsal gelişimimizi izleyip katkıda bulunabilir. Günlük hayatını kontrol edebilecek alışkanlıklar kazanıp beğenmediği davranışları artık terk edebilir. Atalete ve isteksizlikten ziyade daha çalışkan bir ruh yapısına veya fiziksel görünüme kavuşabilir. Sosyal medya kullanımı İletişimin bu kadar önemli olmasında insan oğlunun psikososyal varlık olması önemli rol oynuyor. İnsanoğlu anlamak, anlaşılmak, haberdar olmak için iletişime ihtiyaç duydu. Tarihsel süreçlere baktığımızda duvarlara yazı yazmaktan tutun da ateş yakıp dumanla haberleşmek doğadaki canlıları kullanarak bu ihtiyacını karşılama yoluna gitti. Uzun süreli sosyal medya kullanımı kişi diğer uyaranlara karşı duyarsızlaştırır. Bu durum kişinin yaşam kalitesinde ciddi bozulmalara neden olur. 20. yüzyılın en büyük teknolojik icatlarından biri televizyondur. Şu an neredeyse bütün evlere girmiş durumda. Bu zaman hırsızıyla mücadele etmek oldukça önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan bir raporda televizyon izleme alışkanlığının özellikle son yıllarda okuma alışkanlığı edinmede etkin engelleyicilerden biridir. Rapor'a göre Türkiye'de televizyon izleme süresi dizi filmlerdeki artışa paralel olarak 3,5 saatten 4 saate yükseldi. Bu artışla birlikte Türkiye ABD ile birlikte en fazla televizyon izlenen ülke konumuna geldi. 21. yüzyıla girişimizle birlikte televizyon yavaş yavaş etkisini kaybederken yerini yaygınlaşan internet ve sosyal medyaya kaptırmaya başladı. Bugün için Facebook, Instagram, TikTok Twitter ve benzerleri birçok ağ hayatımızı, çevremizi sarmış durumda. Bu da teknolojinin bize getirdiği kolaylıkların yanında amaçsız ve bilinçsiz kullanımın sonucundaki faturadır. Bu durum bireylerde teknoloji bağımlılığı ve zaman yönetiminde zaman hırsızı olarak karşımıza çıkmıştır. Bu kadar zamanın televizyon ve internet karşısında geçirilmesi sonucunda ortaya hareketsiz bir yaşam ve obezite riskini de kat ve kat arttıran bir tablo oluşturmuştur. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verilerine göre gün içinde bilgisayar başında ortalama 7 saat, sosyal medyada ise günde 3 saat zaman harcıyoruz. Ortalama olarak 7 ile 8 saatlik bir uyku uyuyan bir insanın geriye çok fazla zamanı kalmadığına göre, zaman hırsızlarının en önemlisi olan internet, TV ve sosyal medya kullanımını ele almak gerekir. Sosyal medya binlerce insanla iletişimimizi kolaylaştırır fakat uzun süreli kullanımında ise kişiler çevresindeki insanlara karşı duyarsızlaşmaya başlarken telefon ya da bilgisayar ekranı başındaki kişi zamanın nasıl tükendiğinin farkına bile varmıyor. Diğer Social ve Hıtuy tarafından her yıl hazırlanan internet ve sosyal medya istatistikleri Dijital 2019'un Türkiye ismiyle yayınlandı. Türkiye'de 2019 sosyal medya kullanım istatistikleri 84.4 milyon nüfusa sahip ülkemizde nüfusun %72'ni oluşturan 59.36 milyon internet kullanıcısı, nüfusun %63'ünü oluşturan 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı, nüfusun %53'ünü oluşturan 44 milyon aktif mobil sosyal medya kullanıcısı var. Türkiye'deki yıllık dijital değişim istatistiklerine baktığımızda da internet kullanım istatistiklerinde internet kullanıcılarının %9'u yani 5 milyonluk bir artış görüyoruz. 59.3 milyon internet kullanıcısı. Aktif sosyal medya kullanıcı sayısında 2 milyonluk bir artış gerçekleşmiş. Yani 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı. Aktif mobil sosyal medya kullanıcı sayısı ise geçen yılla aynı kullanıcı sayısına sahip. Şimdi de 2019 yılında Türkiye'de elektronik cihaz kullanımına bir bakalım. Yetişkin insanların %98'i cep telefonu kullanırken bunların %77'si akıllı telefon kullanır. Masaüstü bilgisayar veya laptop kullananların oranı %48 iken tablet kullananların oranı %25. Neredeyse herkesin televizyonu var, oran ise %99. Giyilebilir teknoloji ürünleri kullananların oranı ise %9 olarak hesaplanmış. İnsanlar internete günde ortalama 7 saat geçiriyor. Peki bu kullanıcılar en çok nerelerde vakit harcıyor? Günde ortalama 2 saat 46 dakika sosyal medyada, günde ortalama 3 saat 9 dakika televizyon başında ve son olarak günde ortalama 1 saat 15 dakika müzik dinleyerek. Türkiye'de nüfusun %72'sini takabul eden 59.3 milyon internet kullanıcısı var ve bunların 56.3 milyonu telefonlarında internete bağlanıyorlar. Erteleme Davranışı Erteleme davranışı yapılması gereken işleri daha sonraki sürelere aktarma işidir. Ertelemek bir nevi kaçış mekanizmasıdır. İnsan doğası gereği stres yaratan durumdan ya kaçar ya da savaşır. İşi ertelemek isteyen bireyde motivasyon eksikliği ve eylem arasındaki boşluktan kaynaklanan etkenler olabilir. Doğamız gereği zordan kaçarız. Hazı isteriz. Bazılarımız erteleme davranışıyla tembelliği karıştırmaktadır. Erteleme davranışı bir nevi halının altına attığımız işler. Bu yüzden kişi harekete geçmez. Esasında hepimizin içinde bir miktar erteleme davranışı bulunmaktadır. Bu davranış süreklilik arz etmediği sürece problem olarak görülmemektedir. Fakat sorumluluklarımız önemli ve acil işlerimizde aksamalar meydana geldiğinde yaşam kalitemiz bozulmaya başlayacaktır. Ertelemek yaşamı kaçırmaktır. Erteleme davranışı öğrenciler arasında yaygın görülen bir davranış biçimidir. Vize ve final haftalarında sabahlayan öğrenciler bunun en güzel örnekleridir. Ülkemizde faturaların son gününde görülen kuyruklar yumurta kapıya dayanmadan harekete geçmediğimizin bir göstergesidir. Erteleme davranışına günlük hayattan örnekler verecek olursak sonra yaparız, bakarız, değerlendireceğiz kelimelerini erteleyen kişilerin çok fazla kullandığı görülmektedir. Erteleme davranışının altında yatan nedenler. Kişinin duygu ve düşünce olarak kendisinden harekete geçecek enerjiyi bulmaması olarak nitelendirebiliriz. Bu davranışın gerçekleşmesini engelleyen nedenler. İşin başlama ve bitiş tarihlerinin olmaması. İşin küçük bölümlere ayrılmaması ve bu süreçte kişinin kendisine ufak ödüller koymaması kişinin haz ilkesinden kaynaklanan sonuç odaklı olması. Bu süreçte bireyin çalışma alanında onu motive edecek kişilerin bulunmamasından dolayı işin kişinin gözünde büyümesi. Bazı kişilerde yılların getirmiş olduğu yorgunluktan dolayı duygusal tükenmişlik bu davranışını tetikleyebilir. Bu yüzden kişinin geçmişteki başarısızlıklarının ona ağırlık yapması, düşünce dünyasında el alem ne der mantığı tabusunu yıkamaması kişinin işi nasıl yapacağını bilememesi dürtüsellik yani çabuk sonuca ulaşma isteği dikkat eksikliği ve hiperaktivitesinden dolayı işe odaklanamaması bireyde B12 ve demir eksikliğinden kaynaklanan etkenler kişinin dikkat ve öğrenme sürecini etkilerken yaşam enerjisini düşürmesi kişinin depresyon durumu varsa duygusal anlamdaki çökünlüğü eylemlerini gerçekleştirmek için yeni girişimlerini engellemesi İyi bir planın olmaması baskıyı da beraberinde getirir. Çünkü işin sonundaki bitiş tarihi yaklaştıkça birey stres altına gireceği için bu durumla yüzleşmemek adına mazeret üretmesi. Motivasyon eksikliği, uyum sağlayamamak, mükemmeliyetçi tutumlar da bazen işlerin ertelemesine neden olabilir. Erteleme sorunuyla başa çıkmak için bir işe başlamak için zaman baskısını artması ya da bitiş tarihinin yaklaşması beklenmemelidir. İşe başlamak için tüm bilgilere sahip olmak ve tam hazır olmak gerekli değildir. İşler, aciliyet ve önem sıralarına göre sıralanmalı ve sırasıyla halledilmelidir. Büyük işler parçalara bölünmeli ve parçalar sırasıyla tamamlanmalıdır ertelenen işler ve alanlar bulunmalı ve üzerine gidilmelidir. Mükemmeliyetçilik her şeyin en iyisini, en güzelini yani kusursuza ulaşma çabası ve isteği desek esasında çok da yanlış olmayız. İnsanın en iyisini yapma istemesi güzel bir düşünce ya da eylem olabilir. Ama mevcut şartlarda elinden geleninin en iyisini yapabilmek daha güzeldir. İnsan oğlu ve evren en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Fakat zayıf noktalarımızın olduğunu unutmamak gerekir. İnsanın mükemmele ulaşması isteği onu bir nevi ateşleyebilir ama bizler mükemmel varlıklar değiliz. Hata yaparak, deneyerek ve kendimizi geliştirerek iyiye veya daha güzele ulaşabiliriz. Hata yapmama, başarısız olmama garantimiz yok. Çünkü fabrika ayarlarımız buna izin vermez. Bazen önemli başarıların hatalar, başarısızlıklar ve denemeler sonucunda ortaya çıktığını unutmamak gerekir. Mükemmeliyetçilik tutumlarının gelişmesinde anne ve baba tutumları etkendir. Çocuklar bu yaşlarda daha çok aileyi model alır. Çünkü kişi mükemmeliyetçilikte esnekliğe yer vermez. Günlük hayatın akışı içerisinde neden yüz almadın diyen anne ve babalara rastlamaktayız. Elbette ki çocuk yüz alacak ama her zaman mı? Bazen düşükte not alacak ki başarısızlığı tatsın, hatayı da hayatında öğrensin. Mükemmeliyetçilikte hata payı yoktur. Bu durum kişinin kaygı içinde yaşamasına neden olabilir. Bu aradaki yüksek beklentiler de kişiyi ezebilir. Bu duygu ve düşüncelerinin altında yetersizlik, onay alma ihtiyacı da bulunabilmektedir. Olanla olması gereken ben arasındaki fark bunun önemli belirtisi olabilmektedir. Bazı insanlar da başkalarına bile iş veremez duruma gelebilir. Bu yüzden kişi iş doyumu yaşayamaz, esneklik payı olmadığı için kendisini suçlama yoluna gider. Temel olarak sosyal beklentiler, yetiştirilme tarzı, onay görme, değer verilme ve benzerleri nedenlerin etkisi önemli faktörler arasındadır. Ayrıca mükemmeliyetçilik takıntıya da dönüşebilir. Tüm bu etkenlerden dolayı hatalarını büyütür, başarısını küçümser. Bu tür insanlar belirsizliği sevmediği gibi insanların hata yapmasından da hoşlanmazlar. Mükemmeliyetçi kişiler yaptığı işten yeterince haz alamayabilir. Acaba daha iyisini yapabilir miydim? Başkalarının onayını almak için nasıldı sorusuna cevap bulmak ister. İşte bu yüzden ne başarıyı ne de mutluluğu tam olarak tadamaz. Bazen de bu düşünceler kişiyi obsesyona yani takıntılığa sürükleyebilir. Onun için bizler hata yaparak kendimizi geliştirebiliriz. Aksi takdirde tecrübe denen bir şey olmayacaktı. Kişisel gelişim için başarılı olmak adına hata payına da imkan verilmelidir. Hiç hata yapmayan insan hiçbir şey yapmamıştır. Sadece başarı ve performans odaklı yaşayamaz. Hayat sadece siyah ve beyazdan ibaret değildir. İşlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek. Hedefleriniz ve yapacağınız önemli işlerde tarih belirlenmediğiniz zaman bilinçaltınız harekete geçmez. Niyetlendiğiniz ya da yapmak istediğiniz eylemler için kendinize söz vermeniz bilinçaltınızı harekete geçirecektir. Bir iş için başlama ve bitiş tarihi belirlediğinizde odanızın fazla dağılmadan yol alması konusunda önemli adımları atmış olacaksınız. Aksi durumda erteleme davranışı karşınıza çıkacaktır. Sonra yaparız, bakarız deyip rahatlık alanından çıkmanıza engel olacaktır. Tutarlı hedef yoksunluğu. Kimyamız gereği hedef odaklıyız. Hedefi olmayan kişi can sıkıntısından kurtulamaz, boşluğa düşer. Bu boşluğu doldurmak için kendisine meşguliyet arar. İnternetten sörf yapmaktan tutun, televizyonun kumandasıyla oynamaya, hatta kahve köşesinde okey taşlarını dizmeye kadar bu durum devam edebilir. Zamanınızı etkin bir şekilde yönetmek için öncelikli olarak bir hedefinizin olması gerekir. Hedefler yapılacak işler değildir. Yapılacak işler hedeflerimize ulaşmak için gereken faaliyet zinciridir. İnsan kendisine bir hedef koyduğu zaman amacının olduğunu bir başka deyişle arzuladığı ve elde etmek istediği bir sonucun var olduğunu göstermiş olacaktır. Uzun telefon görüşmeleri. Türkiye'de telefonu bir sohbet etme aracı olarak kullanan kişiler var. Telefon görüşmelerinde kişinin jest ve mimiklerini bir bütün halinde görmediğimiz için sesin özelliği ve kelimelere yüklenen anlamlar daha fazla önem kazanmaktadır. Oysaki yüz yüze iletişimde %55 beden dili etkili olmaktadır. Bu yüzden jest ve mimikleri görüntüsüz telefon görüşmelerinde kaçırabilmekteyiz. Bu durumda insanlar daha çok ses tonuna ve kelimelere yoğunlaşmaktadır. Telefonun yöneticiler için zaman tuzağı olmasının nedenlerinden biri de her şeye hakim olma arzusudur. Diğer nedenler öz denetim anlayışının olmaması, insanları kıramama ve sekreterlerden gereğince yararlanmama şeklinde sayılabilir. Zaman kaybına neden olan telefon alışkanlıklarından bazıları: gevezelik, not almak için kalem ve kağıt bulundurmama, söyleneceklerin önceden hazırlanmaması açık konuşmamak gelen her telefona cevap vermek zorunda kalmak iyi dinlememek zor insanlarla uğraşmak acil bir işin ortasına gelen telefona cevap vermek zorunda kalmak tele sekreteri kullanmamak Telefon görüşmeleri modern dünyanın en etkili iletişim aracı dersek çok da yanılmayız. Bu müthiş gelişme hayatımızı iletişim sayesinde kolaylaştırırken uzun süren görüşmelerde sohbetler dedikoduya dönüşürse zaman tuzağı olarak karşımıza çıkacak. Hayır diyememek. İnsanların talep ve beklentilerine kimsenin yetişme şansı yok. Kulağa hoş gelmeyebilir. Fakat odağınızı korumanız ve yapmanız gereken işlerin korunması adına bazen hayır demekte hayır var. Bazı durumlarda arkadaşlarınıza hayır dediğinizde ilişkinizin zarar görmesinden korkabilirsiniz. Bilhassa son dakikalarda aman bitsin de kurtulayım dersiniz. İşte o zamanlarda enerjimiz, isteğimiz ve dikkatimiz azalmıştır. Bu durumlarda sürpriz bir darbe yememek ya da ileride oluşabilecek riskleri azaltmak adına Önemli kararlarınızı, imza gereken işleri biraz bekletebilirsiniz. Düşüneceğim, daha sonra bakacağım deyip zaman kazanabilirsiniz. Ayrıca karşınızdaki insanın üzüleceğini düşünüyorsanız ya da yanlış anlaşılmaları önlemek adına kibarca nedenlerinizi açıklayabilirsiniz. İhtiyaç duyarsanız alternatifler de sunabilirsiniz. Uyku düzeni Yapılan bazı araştırmalarda bir insanın ortalama en fazla 72 saat uykusuz kalabildiği, yemek yemeden ise 7 ile 10 gün civarında yaşayabileceği tespit edilmiştir. Yaşımıza, bulunduğumuz konuma ve işimizin yapısına göre uyku ihtiyacımız değişebilmektedir. Bilim, yaş ilerledikçe uykuya olan ihtiyacın azaldığını söylüyor. Yeni doğan bebekler günde ortalama olarak 16 saat uyuyabiliyor. 5 yaşındaki çocuklar ise 12 ile 14 saat uykuya ihtiyaç duyarken ergenlik çağındaki çocuklar 8 ile 10 saat uykuya ihtiyaç duymaktalar. Yetişkin bir insan için günlük 6 ile 8 saat arası uyku yeterlidir. Yaşlı bir insan için günlük uyku miktarı 5 ila 6 saat yetebilmektedir. Biyolojik saatin önemi ruhsal ve bedensel sağlığımızın çevreyle uyumlu bir şekilde devamının sağlanmasında önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken konu uyku ihtiyacımız yaşa göre değişirken yapılan işin niteliği de önem arz etmektedir. Diğer bir önemli konu ise uykunun zamanı ve kalitesi saate göre değişmektedir. En kaliteli uyku saatleri gece 11 ile 04 arasıdır. Bu saatlerde vücut melatonin hormonunu en üst düzeyde salgılar melatonin hormonu vücudumuzun bakımını yapar bağışıklık sistemini güçlendirir daha sonraki kaliteli uyku dilimi ise öğlen 13 ile 15 arasındaki gündüz uykusudur bu saatlerde en az 20 dakika ya da 1 saatlik uyku yaşam kalitenizi ciddi oranda artırır kişi çok sık uyuduğu zaman uykunun kalitesi düşer Yatmadan önce çay, kafein, kola gibi içecekler uykunuzu kaçırabilir. Yatmadan 2 ya da 3 saat önce ağır ve sindirilmesi zor olan yemekleri tüketmemeliyiz. Cep telefonundaki mavi ışık ve gece lambaları da melatonin salgılanmasını engeller. Melatonin istenilen düzeyde salgılanabilmesi için karanlık ortam gereklidir. Bu yüzden cep telefonlarını 3 metre uzağa bırakmak gerekir. Sessizlik ve huzurla birlikte ışığın azaltılması Uyku öncesi ortam açısından oldukça önemlidir. Erken yatıp güneş doğmadan kalkmak sağlığımız açısından çok faydalıdır. Normal bir uyku düzeni için her gün aynı saate yatıp aynı saate kalkmak gerekir. Kararsızlık karar verme bir kişinin tek başına ya da başkalarıyla istişare ederek sorunlarını algılaması sorunlarıyla ilgili bilgi ve veri toplaması çözüm alternatiflerini geliştirmesi bu alternatifleri karşılaştırması ve arasından birini seçme işi olarak tanımlayabiliriz kişinin bilişsel yaklaşımları kendini frenleyebilir öğrenilmiş çaresizlikler mükemmeliyetçi yaklaşımlar başarısızlık korkusu özgüven eksikliği, sorumluluktan kaçınmak gibi. Kararsızlığın daha iyi anlaşılması için örnek bir hikayeyi sizinle paylaşmak isteriz. Aykırı profesör elinde bir fare ve kutuyla salona girdi. Öğrencilerin şaşkın bakışları arasında fareyi kutunun içine koydu ve kutuyu kapattı. Kutunun hava almadığı açıktı. Salona dönerek, bu kutuya iki gün kimse dokunmayacak, dokunan bu dersi geçemez dedi ve salondan çıkıp gitti. Salondaki öğrenciler olaya bir anlam veremediler. Kimisi kutunun içindeki fareyi çıkarmayı düşündü ama cesaret edemediler. İki gün boyunca ders görülen sınıfta kutu öylece kaldı. Ne olacağını merak ederek iki gün geçirdiler. İki günün sonunda tekrar dersi alan profesör salona girdi ve kutuya yaklaşarak açtı. Tabii ki kutunun içindeki fare artık yaşamıyordu. Öğrencilerden birçoğu üzülmüştü. Profesör sınıfa dönerek farenin neden ölmüş olabileceğini sordu. Sınıftan birçok farklı ses ve fikir yükseldi. Havasızlıktan, açlıktan, susuzluktan. Her öğrenci olabilecek ihtimalleri saymıştı. Profesör kutuyu havaya kaldırıp içini öğrencilere gösterdi. Kutunun her tarafı kemirilmiş vaziyette ve minik deliklerle kaplıydı. Ardından devam etti: Görüyorsunuz değil mi? Fare, anlaşılan bu kutudan çıkmak için epeyce mücadele etmiş. Bu kutunun içindeki minik diş izlerinden ve irili ufaklı deliklerden anlıyoruz. Ancak şu var ki, fareyi sizin dediğiniz gibi ne havasızlık ne de açlık öldürdü farenin ölümüne neden olan iki şey var kararsızlık ve korku kararsızlık çünkü fare kutunun her yerini parçalayıp her noktayı ayrı ayrı kemireceğine sadece tek bir köşesini ısırıp parçalasaydı ve bundan da kararlı olsaydı o deliği büyütecek ve kutudan çıkıp kurtulacaktı hayatınızın önemli aşamalarında karar almanız gerektiği zaman Karşılaşacağınız en azılı düşmanlar arasında kararsızlık ve korku var. Bu muydu acaba şunu mu yapsaydım derken zaman ve enerjinizi uzun sürece karar verme süreçlerinde geçirirseniz zamanınızı ve enerjinizi tüketeceğinizin farkında bile olmasınız. Kafanıza ve gönlünüze tek bir şey koyun ve o yolda mutlaka ilerleyin. Sonuçta hayat seçimlerden ibarettir. Unutmayın en kötü karar dahi kararsızlıktan çok daha iyidir. Plansızlık Planlama bir anlamda hedeflediğiniz büyük resme varmanızı sağlayacak olan yol haritasıdır. İnsanın her anını planlama gibi bir şansı yok. Ama nereye gitmek istediğiniz, nasıl gideceğiniz, ne zaman varacağınız tüm bu soruların cevabı planlamada gizlidir. Belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetlerinizi aylık, haftalık ve günlük olarak organize etmelisiniz kişinin ne istediğini, önceliklerini ve önem verdiklerine karar vermesi, planlamanın yapılması açısından önem arz eder. Victor Hugo'dan bir alıntı. Her sabah o günün işlerini planlayan ve bu plana uyanlar, yoğun bir günün labirent sonrasında kendilerine bir yol bulup geçmiş olacaklar. Bizler robot değiliz. Bir günümüz diğeriyle aynı olmayabilir. Hesaplarda olmayan gelişmeler de olabilir. Sonuçta rüzgara yön vermek gibi bir gücümüz yok. Bizlere sunulan zamanı ve imkanları kullanarak durumları güncelleştirip rüzgarın geliş yönünden istifade ederek yol alma şansımız daima var. Planlamanın kişiye sağlayacağı avantajlar Önceliklerin belirtilmesine yardımcı olur. Önemli işleri hallettikten sonra kendimize zaman kalır. Aynı anda benzer işleri düzenli ve hızlı bir şekilde halledebiliriz. İşleri yaptıkça suçluluk duygusu yerine mutluluk hazını daha fazla yaşarız yaşamımızı yönlendirmiş oluruz. Planlama sayesinde zaman tuzaklarından rahatlıkla kurtulabiliriz. Bilhassa boşluğa düştüğümüzde ne yapacağımızı bilmediğimizde o planlar size yol gösterir. Planlara ve yapacağınız işlere mutlaka tarih koymaya çalışın. Unutmayın, hayatını bir amaca bağlayan diğerinden her zaman bir adım ötede olacak. Davetsiz misafirler Bizler sosyal varlıklar olduğumuz için birbirimizle görüşmek ve iletişim kurmak zorundayız. Ancak bu görüşmeler önemli işlerin önüne geçmemelidir. Bazen canı sıkılan, sohbet etmek için gelen, geçerken uğrayan insanlardan dolayı uzun süren görüşmeler zamanınızın önemli bir kısmını alarak çalışmalarınızı sekteye uğratabilir. Bunun için randevu sistemiyle çalışmak ya da haftanın belirli günlerini bu tür ziyaret ve görüşme günlerine ayırmak size kolaylık sağlayabilir. İş hayatında önemli bir nedeni olmadan ya da randevu alara görüşmeye gelen, haber vermeden uğrayan ya da işi bitti halde gitmeyen ziyaretçiler önemli miktarda zaman kaybına neden olur. Serbest zamanların değerlendirilmesi Serbest zaman etkinlikleri kişinin uğraşları dışında kalan ve kullanma biçiminde tamamen özgür olduğu, maddi kazanç amacı gütmeyen, herkese göre değişen amaç ve yöntemlerle tamamen kişisel tercihlerle yapılan etkinliklerdir. Serbest zaman denince insanın aklına saatlerce televizyonun karşısında kumandayla zapping yapmak ya da koltukta boş boş oturup İnternete sörf yapmak, sosyal paylaşım sitelerinde saatlerce paylaşımlara bakıp insanları takip etmek olarak algılanmamalıdır. Teknoloji alanındaki gelişmeler, bulaşık ve çamaşır makinesi, internet üzerinden hızlı alışverişler, arabaların hızlanması, tüm bu teknoloji gelişmeler insanın hizmetine sunulduğu zaman eski insanların daha çok zaman ayırmak zorunda kaldığı bu işlerden bizler zaman ve emek yönünde oldukça kazançlı çıktık günlük işlerimize ayırdığımız zaman azalırken artan bu zamanları serbest zaman dilimindeki payımıza aktardık avrupa standartlarına göre 80 yıllık bir insan ömrünün %32'lik zaman dilimi serbest zaman olarak şekillenirken bu oran türkiye'de kent insanında %40 civarındadır Serbest zamanların değerlendirilmesi, ruhsal anlamda dinlenme, yaşam stresinden bir nebze olsun kaçabilme, sağlıklı kararlar alabilme, can sıkıntısı, stres duygularından kişinin uzak kalmasını sağlayacaktır. İkinci adım Zaman yönetiminde kullanılan teknikler 1980'lerin sonunda İtalyan aşçı Francisco Cirillo mutfağında odaklanma sorunu yaşamış ve daha verimli olmak adına bu tekniği geliştirmiştir. 1990'lı yıllarda kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerinde özellikle yazılımcılar ve tasarımcılar arasında ilgi görmüş, popüleştirilmiştir. Pomodoro yönetimi daha çok ders çalışma esnasında odaklanma sorunu olanlara ve yoğun tempo gerektiren işlerde çalışanlara avantaj sağlamıştır. Pomodoro tekniği çalışma saatini parçalara ayırarak verilen molalarla işin tamamlaması gerektiği fikrini temel almıştır. Örneğin 25 dakikalık çalışmanın ardından 5 dakikalık mola verilmesi, zamanın etkili kullanılarak içeriden ve dışarıdan gelecek etkenleri azaltıp maksimum odaklanma sağlanması amaçlanmıştır. İçeriden ve dışarıdan gelecek tehlikeler derken zaman tuzaklarından uzak durmasıyla kişinin odaklanmasına yardımcı olur. Çalan telefonlar, gelen mesajlar, Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'den gelen bildirimler gibi dikkat dağıtıcılarını en aza indirilmesi esastır. Bu teknikle yüksek verimlilik sağlanırken kişiye daha geniş zamana kavuşma şansını sunar. Çünkü sıkça verilen molalar kişinin zihinsel çevikliğini artırır. Kişi böylece kendisini yenilenmiş ve enerji dolu hisseder. İşe yeniden motive olur ve dikkat dağıtabilecek unsurlar da en aza iner. Bu tekniği kullanacak olanların dikkat etmesi gereken belli noktalar var. Bu tekniği uygularken bir zamanlayıcı ya da kronometre ihtiyacımız olacaktır. Bu anlamda akıllı telefonlara indirilen pomodoro uygulamalarından da faydalanabilirsiniz. Bizim ders çalışma sürelerimiz her ne kadar 40 dakika şeklinde olsa da ilk etapta bu sürenin uygulama biçimi durumunuza ters gelebilir. Beynin en verimli odaklanma süreleri 20 ile 50 dakika arasında değişmektedir. Yetişkin bir insanın dikkat süresi ortalama 40 dakika civarındadır. Dikkat süreleri yaşa göre temel alındığı zaman zamanı kullanımı, verimlilik ve uygulama açısından herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Haftalık ve günlük yapılacaklar listesi oluşturun. Günlük yapılacaklar listesini aciliyet veya önem sırasına göre sıralayın günlük ya da haftalık çalışmanızın kaç pomodoroya ihtiyacı olduğunu basitçe hesapladıktan sonra ortalama kaç pomodoro olduğunu belirleyin dinlenme molalarında 5 dakikadan fazla sürecek işlerinizi başka bölümlere aktarın her 4 pomodorodan sonra 30 dakika mola verin çalışma tarzınızı aileniz veya yakın çevrenizle paylaşın bu sayede dışarıdan gelecek rahatsız edilmeleri en aza indirmiş olacaksınız 25 dakikalık pomodoro esnasında cep telefonunuzu sessize alın. Telefonunuzu çekmeceye ya da hemen ulaşamayacağınız bir alanda durmasını sağlayın. Günümüzde çok fazla geri bildirimler olduğu için kişinin dikkatinin dağılmaması adına bu şekilde yapılmasında oldukça yarar var. 5 dakikalık dinlenme molasında kişi önemli bildirimleri veya çağrıları varsa onlara bakabilir. İhtiyaçlarının karşılanma yoluna gidebilir. Örnek tuvalete gitmek, çay içmek ve benzerleri. 8 pomodoro'dan sonra 1 saat mola verilmelidir. Günlük pomodoro sayısı 8 ile 16 arasında olmalıdır. Çalışma tarzınıza göre bu sayıyı siz belirleyin. Bu yöntem sayesinde rahatsız edilme durumunuz en aza inecektir. Ders çalışma esnasında çalışma ortamının terk edilmemesi önemlidir. Haftalık değerlendirmelerde sorun çıkaran konularda iyileştirmeler yapabilirsiniz. Sizden ya da çevrenizden kaynaklanan sorunlar varsa onları bulup çözüm yollarını arayın. İnsan beyni sadece bir uyarıcıya odaklanmak üzere yaratılmıştır. Aynı anda birkaç işi yapabilirim diyenler ya işleri yarım yapar ya da verim alamaz. Utah Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Profesör Dr. David Steyer ve ekibi araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı. 700 kişiyle yapılan araştırmada katılımcıların 19'unun yani katılımcıların yaklaşık %2.5'inin her iki görevi de tek bir görevle ilgilenen kişiler kadar başarıyla gerçekleştirebildiği anlaşıldı. Bu kişilerin beyin aktiviteleri görevlerin zorluğu artırılmasına rağmen çok fazla değişmedi. Yani bu kişilerin beyinleri zihinsel süreçlerin yükü artsa da soğuk kalmayı başarabiliyorlar. Eğer bu gruptaki insanlardan değilseniz size uygun olan metodu uygulamak zorundasınız. Eisenhower yöntemi. Bu metot eski ABD başkanlarından Dwight Eisenhower tarafından emrindeki askerleri komuta etmek için geliştirilmiştir. Bu yöntemin temelinde yapılması gereken işler iki ana soruya göre ayrılır. Acil mi yoksa önemli mi? Daha sonra önemli ve acil olanlar İki sıraları alınarak çalışma şekli oluşturulur. Önemsiz ve acil olmayanlar ise ertelenir ve daha geniş bir zamanda çalışmanın gerçekleşmesi planlanır. Çünkü gün içerisinde yapılacak onlarca iş olmasına rağmen zamanımız ve enerjimiz sınırlıdır. Bunun için yapılacaklar listesi oluşturulmalıdır. Yapılacaklar listesini detaylandıracak olursak acil olan işler süreli olan işlerdir. Bir gün sonra bitirmeniz gereken bir iş de olabilir. Önemli bir kişiden beklediğiniz gelen aramaya cevap vermeniz de olabilir. Telefona cevap vermeyi kaçırdıysanız dönmek zorunda olduğunuz durumlar, vücudunuzda bir organın rahatsızlığından dolayı doktora gitmenizi gerektirecek ağrı ya da yaralanmalar, yarınki final sınavınızdan tutun da 10 dakika sonra katılmanız gereken bir toplantı da olabilir. Bu gruptaki işler zamanında yapılmadığında yaşam kalitenizi etkileyecek işlerdir. Kısacası hemen reaksiyon vermek zorunda olduğumuz işler olarak görülmelidir. Önemli işler. Yaşam kalitenizin yükselmesi, kendinizi geliştirmek, hobileriniz, ailenize ve sevdiklerinize ayırdığınız zaman diliminde yaptığımız işlerdir. Örneğin yeni bir dil öğrenmek, yüksek lisans yapmak, kitap okumak, ailenizle ve dostlarla geçirilen zamandır. Acil olmayan önemli işler. Yaşam kaliteniz ve kariyerinizle ilgili gelişmelere yönelik faaliyetler, ilerleyen günlerde gireceğiniz vize ve final sınavları, elektrik, internet faturasını ödemek, telefondan geri dönüş yaptığınız kişiler, sosyal paylaşımdaki ya da gruptaki paylaşımlara cevap vermeniz ve benzerleri. Bu işleri hemen yapmak zorunda değilsiniz fakat bir tarih yani zamanını belirlemeniz gerekir. Daha sonraki zamanlarda bu işlere zaman ve enerjinizi vermezseniz önünüze acil işler olarak çıkabilir. Örnek, elektrik faturasını son ödeme tarihi üzerinden biraz zaman geçince ciddiye almadığınız bu önemli gelişme için bu sefer de elektriğinizi açmak için zaman ve enerjinizi harcamak zorunda kalacaksınız. Acil ve Önemli Olan işler. Önemli ve acil işlerinizi hemen yapın. İş önemliyse, acil değilse ne zaman yapacağınıza karar verin. Acil ama önemli değilse yardım alacağınız ya da devredeceğiniz kimse yoksa sonraya bırakacağınız işler sınıfına bırakabilirsiniz. Acil ama önemsiz işler. Sizin dışınızda gerçekleşen, planınız dahilinde olmayan işler olabilir. Rutin gereği gelen telefonlar, ufak tefek sağlık problemleri ve benzerleri hemen yapmak zorunda değilsiniz. Fakat tarih belirleyip ilerleyen zamanlarda yapmanız gereken işlerdir bu kategoriye giren işler ciddiye alınmazsa acil durumlara dönüşülebilir. Onun için daha geniş zamanlarda bu işlere enerjinizi ve zamanınızı ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Acil ve önemli değil. İşin yapılması sonucunda yaşam kalitenize çok fazla şey katacağını düşünmediğiniz işler grubu diyebiliriz. Kısacası yapılsa da olur yapılmasa da. Sosyal medya sayfanızı gözden geçirmek, kitaplığınızı düzeltmek gibi ve benzerleri. İşlerinizin içinden çıkamıyorsanız yapacağınız işleri bir kağıda listeleyin. Sonra da bu işler ne kadar acil sorusunu kendinize sorun. Bu işin hemen yapılması gerekiyor mu? Acil ve önemli olmayan işleri de ilerleyen zamanlara bırakabilirsiniz. Bu işlere tarih belirlenebilir. Bir başkasından yardım alınabilir ya da bir başkasına devredebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız üzerinizdeki zaman baskısı oldukça azalacaktır. Örnek bir çalışmayla günlük yapılacaklar listesini oluşturalım. 1. marketten alışveriş yapılacak. 2. film izlenecek. 3. kitaplık düzenlenecek. 4. bazı kişiler telefonla aranacak. 5. öğleden sonraki toplantıya katılınacak. 6. adınıza gelen kargo alınacak. 7. 20 sayfa kitap okunacak. 8. Sosyal medyada paylaşım yapılıp bildirimlere bakılacak. Şimdi yapılacaklar listesini değerlendirelim. 4. Bazı kişiler telefonla aranacak. Acil ve önemli. 1. Marketten alışveriş yapılacak. Önemli. 6. Adınıza gelen kargo alınacak. Önemli. 4 numaralı işlemi gerçekleştirdikten sonra yani bazı kişileri telefonla aradıktan sonra 1 ve 6 numaralı işi birlikte dışarı çıktığınızda yani marketten alışverişi yapacak adınıza gelen kargoyu alabilirsiniz. 5. Öğleden sonraki toplantıya katılacak önemli ama acil değil. 7. 20 sayfa kitap okunacak. Önemli ama acil değil. 20 sayfalık kitap okumak için bir zaman dilimi belirleyip sakin bir ortamda bu eylemi gerçekleştirebilirsiniz. Zaman konusunda sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorsanız toplu taşıma aracında da bu işi yapabilirsiniz. 2. Film izlenecek 8. Sosyal medyada paylaşım yapıp ve bildirimlere bakacağım. Önemli ve acil değil. 3. Kitaplığımı düzelteceğim. Önemli ve acil değil. 2. 3 ve 8 numaralı işleri serbest zamanınızda ya da daha geniş bir zaman diliminde gerçekleştirebilirsiniz.